Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar çok özel ve nadir bir video ile karşınızdayım. Dünyada 144. bitirmeyi başardım yeni sistemde. Ve şu anda bu maceramdaki en iyi maçları sizlerle paylaşacağım. Dünya finalistleriyle falan oynadık. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer buradan güzel bir beğeni sayısı gelirse bunu bir seri haline getiririz. İyi seyirler. Sanırım havan falan oynuyor şu anda. Ya da fıçı olabilir. Tabi desesini görmeden şu an taktik yapamıyorum da muhtemelen havan oynuyor. Keşke havan oynamasaydı ama yapacak bir şey yok. Şimdi zehri var, goblini var. Biraz zor. Madenci atabilir ki çünkü yakın menzilim yok. Şöyle zehir. Ya o kraliçe ölmüyor ki. Ya şu kraliçeyi de bir türlü düzeltmediler. Aylardır bekliyorum. Çok temiz, güzel. Fena değiliz. Madencisi kullanmıyor, çekiniyor. Evet, tam da lafın üstüne. Mezar taşı yeter umarım. Tamam, güzel. Şimdi yavru ejderle saldıramıyorum ki, kraliçesi var. Yapacak bir şey yok, elimde full büyü var. Köşeden bırakıverdim. Havan basarsa varilla hızlı refleks vermem lazım. Kraliçe atacağı bariz zaten, ona bir şey diyemem. Ama niye önden atmadı acaba? Oo, Morten hatalı oynuyor birazcık. Gerçi hepimizin şu anda beyni gitti. Saatlerdir oynuyoruz. Ama burada kaybedemem ya. Toparlamam zor olabilir kaybedersem. Bombayı bırakırsak mükemmel olur diyecektim. Goblinlerle çekti. Şu an iksir olarak gerideyiz muhtemelen. Bu hiç iyi değil. Neyse ki çarpı 2 bizi kurtardı. Evet, alarm kurmuşum. Uyuyakalmayayım diye. Şu an bayağı bir vurdu, gerideyiz. Ataklara başlamazsak sıkıntı olacak, o yüzden. Şöyle bizi garantiye alacak bir mezar taşı. Kraliçesi yok şu an, çıkartmış oldu böylece. Şunu öldürelim de bir yavru ejderle girmek lazım. Tam girme vakti diyeceğim. Tamam, kartlar da toparlandı. Erken bir mezarlık, zehrini bassın diye erkenden. Goblin'e tercih etti, hata mı yaptı? İyi, güzel. Gene azıcık toparladık maçı. Morten bir de benden aynı tarafa oynadığı için birazcık da dezavantajda. Havanına zehir atıyorum ya, kulesine birden vuruyorum. Yok, mezarlığı bastırmayacak bana. Bu yüzden zaten ismi Morten. Evet, erkenden bastım mezarlığı ki zehirini kullansın diye. Daha havan bir tane kuleme vurdu. Güzel bir kasırga, hadi. Fena değil ya. Kapattık farkı, güzel. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Hadi be, bombayı bıraktırmadı. İkidir. Güzel bir zehir. Bence burada havan basması doğru değildi. Gene arkaya doğru attı madenciyi. 1,5 dakika var. Bu maç çevrilir. Geriden geldik zaten. Kendime bir garanti almak için bir mezar taşı atmak zorundayım. Of, gene mükemmel zehir. Ya Morten ne olmuş? Uykusu mu gelmiş? Biraz hatalar yapıyor azıcık. Arkadaşlar çarpı 3'te bana madenci atıp durursa ben kaybedebilirim. O yüzden biraz daha iyi oynamaya çalışalım. Şimdi mezarlığın vakti geldi. Güzel bir kasırga. Tam da bunu bekliyordum diyecektim, gitmedi. Bu pek iyi olmadı. İkinci yavru ejder. Öl kraliçe. Harika. Bir mezarlık daha. Kasırga. Harikayız. Bitti maç. Tam bitmedi gibi ama iyi, bir kasırga biter. Güzeldi. Morten benim madenci döngüsünü almadı. Ben onun mezarlık döngüsünü aldım. Vitor'un kupası çok sağlam ya. 3332. Hani ben de o kupalardaydım. İşte 25-26 falandım dünyada. Ama bir maçı verdim Titan'a karşı. Son anda yıldırım basamadım. Yaşlıca da işte. Destemi bu yüzden değiştiriyorum ben. Bana snipe atmaya çalıştı diyecektim. Çok fena girdi şu an.
Biraz hasara göz yumacağız, yapacak bir şey yok. Kraliyetli vurma. Bu desti de çok popüler oldu ya rakibin kullandığı. Vitor bu arada biliyorsunuzdur herhalde, dünya finalini izlediyseniz. Dünya finalinde bayağı sağlam bir Portekizli oyuncu. Şu an hayal görmüyorsam Kraliyet Dev'i döndüremez. Çünkü bir tane kart attık Kraliyet Dev'i attıktan sonra. O yüzden atak kartı çıktığında arkadan Elektro Dev'i basabilirim. Baskı Goblinler attı. Çok da anlamlı gelmedi ama. Tabi destesini öldürmek istemiş olabilir. O yüzden bir şey demiyorum. Tamam. Kayda değer bir yıldırım. Kasırgam zaten balıkçı için hazır. Vitor çok sağlam oynuyor ya. O yaşladığı oradan değil de başka bir yerden atsaydı kasırgayla çekerdim. Kraliyet'te basacak iksir bulamaz bence. Güzel, fena değiliz. Ama bu sefer arkadan atamayacağım elektro devimi, kraliyet deviyle saldırır diye. Tamam, devam. Akışına bırakıyorum şu an. Çarpı 2'ye girdik artık. Var ile döndüreyim bari destemi. Tamam, köşeden anka kuşu. Balıkçısını saklamaya çalıştığı için altın şövalyemi çekmiyor. Güzel. Şimdi atağa çıkma hakkım oldu benim. Ama kraliyet devi geliyor. Eyvah. Bu çok klasik bir hamle ya. Evet. Oo, kraliyet devi hiç vurmadan öldü. İkinci elektro dev. Ne yapacak şimdi buna? Sanırım yakaladık balıkçı atmazsa. Balıkçı için yıldırımım var, sıkıntı yok. Tamam. İki yıldırma bitiyor, sıkıntı yok. Güzel, Vitor'u da yendik. Mezarlık alsaydım beni pert ederdi bu adam. Son bir deneme yapacak artık. Yani çok önemli bir ders çıkardım. Elektro devi atacaksak rakibin kraliyet devini basamayacağından emin olmamız lazım. Gerçi bunu zaten biliyordum da. Bu maçta gerçekten kanıtlar nitelikli bir maçtı. Evet, artık bitirebilir miyiz? Tamam, bitti galiba. Güzel. Ben böyle arada deste değiştiriyorum mezarlık ve elektro devi arasında. Vitor benim arkadaş sistemde olduğu için sniper atmaya çalışmış olabilir. Samuel normalde kraliyet devi oynuyor ama mezar taşı ilginç. Ne oynuyor acaba? Mezarlık mı? Vay be. Mezarlık kullanan Samuel. Bakalım nasıl oynayacak. Aa, hangi kuşlu versiyonu oynuyor? Yavru ejderimizi kesecek olması hiç iyi değil. Evet, biraz kötü başladık gibi ya. Keşke anokulemi açabilseydim. Neyse, belki hata yapar. Ama Samuel gibi oyuncular jokerdir. Her desteği oynarlar. Dünya finalisti adam ya. Güzel zehir bizi kurtardı. Ama anokulemizi açmanın bir yolunu bulmamız lazım. Nasıl açabiliriz düşüneyim birazcık. Aslında hiçbir yolu yok. Yavru ejderi bile yok adamın. Nasıl açayım ki? Sanırım biraz sıkıntı yaşayacağız. Anga kuşunu çeksek o da çok zor. Neyse, akışına bırakıyorum tekrardan. Mezarlıkçı olan biziz. Arkadan çıkalım şöyle. Ben aslında böyle aynı desteyle kapışmayı sevmiyorum rakiple. Çünkü bilmiyorum, kaybettiğimde aşağılanmış hissediyorum niyeyse. Tam anlatamadım o hissiyatı ama. Karşıda Samuel var gerçi. Sierra'da dünya finalinde 3. oldu. Dünyanın şu anda en iyi 3. oyuncusu. 1. Muhammed, 2. Morten. Belki de iskelet kralımız olması bizim için iyi bir şeydir. Gerçi iyi bir şey de. Umarım bunu kullanabiliriz. Onun da anka kuşu var.
Ben de normalde anka kuşuyla kullanmak istiyordum da kraliçe olduğu için oynanmaz. Kraliçe çok var. En güçlü şampiyon kraliçe bence. Mezarlığı basmayı tercih etmedi peki. Sabırla oynamaya çalışıyorum ya. Bayağı da gerideyiz aslında. Şu köprü kontrolünü bir sağlayabilsem var ya. Yok yok, sağlatmıyor. Ama burada basacağım mezarlığı, yapacak bir şey yok. Mezarlığı birazcık utangaç kullanıyor. Gerçi olması gereken de bu. Oh tamam. Pintilik yaptım, zehir atmadım. Kartları toparlamak istedim çünkü. Hadi telafi edin şu hasarı. Buz büyüsü atarsa çekeceğim diyecektim. Güzel. Bombanı bırak ama. Evet, bırakabildi. Şu an gene gerideyiz. Çarpışta her şey belli olacak. Şu an hiçbir yorum yapamıyorum. Tek bildiğim, bu köprü savaşını kazanmamız lazım. Güzel zehir attı ama mezar taşıma boşluk bıraktırdı bana. Çok iyi. Bayağı vuruyoruz orada. Buz büyüsünü önden bastığı için bana varil atma fırsatı verdi. Tanktan öldürelim. Tanksız mezarlık iş yapmıyor fazla. Tamamdır. Bir yavru ejder daha. Girmemiz lazım. Ziyerini çıkarttı. Yeni mezarlık da geldi. Sanırım yakaladık ya. İyi oyuncu diyelim de havamız olsun bari. Köprü geçirtmeyeceğim ne olursa olsun. Çok güzel, tamam. Samuel'i yendik. Güzel gidiyorum ya. Bak, soru işareti atıyor. Samuel'in bu arada gerçekten inanılmaz bir egosu var. Muhammed hem mütevazi bir oyuncu hem de iyi bir oyuncu. Evet, Mugi de var ile başladı. Mugi mezarlık oynuyor herhalde. Mugi seviyor ya mezarlık oynamayı. Sık sık oynadığını görüyorum zaten. Mugi'de oynayış olarak hayran kaldığım oyunculardan bir tanesi, zaten dünya finalinde gördük ne kadar çok sağlam bir oyuncu olduğunu. Ben dünya şampiyonu olacak falan zannettim Mugi. Tekrardan olacak zannettim. Bir olaydan sonra sadece Mugi'nin oynayışına saygı duymaya başladım. Takımlı turnuvada beni takımına seçmişti. Discord'da konuşuyoruz Mugi ile. Sürekli konuşuyor, diyorum Mugi sus maçtayım falan diyorum. Dinlemiyordu beni. Gene Japonca bir şeyler söylüyordu, o yüzden o günden beri oynayışını severim. Öyle söyleyeyim. Bu arada ana kulemizi açabilirsek iyi olur. Kasırgasını kullandı mı? 3 çapraz hamlesini yapıyorum. Hazır mısınız? Tutarsa kazandık. Tamam, çok iyi. Şu an bir şey diyeyim mi? Böyle 5-0 falan önde başladık. İyi bari. Birazcık fazla hasar yemiş olabiliriz ama en azından yenebileceğimizi düşünüyorum ben bu pozisyondan. Az önceki kasırga pozisyonu bu arada çok önemli bir pozisyondur. Niye 3 çapraz diyorum derseniz, kulenin çaprazına 3 tane ilerliyorsunuz. Sonra kasırgayı bırakıyorsunuz. O yüzden 3 çapraz diyorum ben ismine. Ben koydum ismini. Zehir atalım da bari özelliğimiz de olsun. Neyse, köprüde kesti. Sıkıntı yok. Şimdi biz öndeyiz sayılırız çünkü ana kulemiz açık. O yüzden agresif modumu biraz daha açmayı planlıyorum. Böyle küçük bir köprü savaşı verdik.
Yani agresif oynayabiliyorum. Sıkıntı yok. Şu anda farkı kapattık sayılır. Evet, ana kulemiz açıkken mezarlığın vurması çok zor ya. Varil altı mezarlıkta gireceğim şimdi. Küçük bir mezarlık hata yapabilir. O da mı zehirle vurmak istiyor? Sadece kartların birikmiş oldu. Oh, bayağı vurduk. Vay be. Aslında Mugi'nin öngörmesi lazımdı benim ana kulemi açacağımı. 3 çapraz anti pozisyonu da var bu arada. Ben buzcuyu koyuyorum ya. Orada kasırgayla benim buzcumu çekerse açamıyorum ana kulemi. Neyse. Biraz karışık işlere gene giriyorum ya. Gerçi benim beynim attı. Saatlerdir oynuyorum. Köprüyü geçirtmem ben. Biraz kart toparlamış olabilir. Bir dakika kaldı. Oo, mezarlığı bayağı vurdu. Anokulem açıkken nasıl bu kadar vurdu? Neyse ki bizimkiler de çalıştı. Artık son zamanlarımız, 30 saniye var. Saldırının yanında ker kalacak şu an. Ya ana kulem açık olmasına rağmen bu maç nasıl bu kadar yakın bitti anlamıyorum. İnanılmaz ya, gerçekten Mugi fark. Saygı duyuyorum oynayışına. Gerçekten. Evet, benim sezon sonum bu şekildeydi. Aslında daha yüksek bir kupada bıraksaydım daha yüksek bir derece elde edecektim ama oynayış olarak kendimden kesinlikle daha memnundum çünkü ilk elde iki farklı desteğiyle oynamak gerçekten zor bir şeydir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.